Bugün toplanan meclis tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik gizli oturumun ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla meclise sunulan tezkere 129 hayır oyuna karşılık 320 evet oyuyla kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bir savaş tezkeresidir diyerek onay vermediği Başbakanlık tezkeresinin onaylanması sırasında BDP ise çekimser kaldı. Şimdi ise akıllarda kabul edilen tezkere sonrası Türkiye'nin nasıl bir yol takip edeceği sorusu bulunuyor. Bunu konuşmak için emekli Büyükelçi ve Dış Politika Platformu Direktörü, aynı zamanda Türkiye-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı yapan Murat Bilhan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Bilhan, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim, hoş bulduk. Sizin de bildiğiniz üzere Sayın Bilhan, bugün hükümete bir yıl süreyle sınır ötesi operasyon yapma hakkını tanıyan Başbakanlık tezkeresi mecliste kabul edildi. Milliyetçi Hareket Partisi tezkereye destek verdi, fakat Cumhuriyet Halk Partisi tezkerede yabancı ülkelere değinmesini eleştirdi ve tezkereyi 92. maddeye aykırı buldu. Ana Muhalefet Partisi'nin tezkerede eleştirdiği ve aykırı bulduğu bu noktayı bize kısaca açıklar mısınız? Şimdi şöyle bir durum var. Ben şahsen tezkerenin alınmasının hükümetin elini güçlendiren, hükümete bir meşruiyet zemini hazırlayan bir imkan sağladığını düşünüyorum. Yani bu tezkerenin olması hükümetin alacağı kararlarda bir meşruiyet zemini sağlayacaktır. Bu normal olarak hükümetin yani hükümetin ihtiyacı olan bir karar, bir karardır. İşte bu tezkerenin lüzumu yani tartışılamaz. Yani böyle bir tezkere olmadan hükümetin yurt dışında herhangi bir operasyona cevaz vermesi mümkün değildir. Yani ona meşruiyeti o verir. Yani dolayısıyla onu ben tartışmıyorum. Burada önemli olan şudur. Tezkerenin içeriği nedir? Onu tartışmak lazım. Yani tezkerenin içeriği konusu onun meşruiyetini veya ondan sonra yapılacak hareketlerin ne ölçüde sorumlu olup olmayacağını tartışmak başka bir şey, ama tezkereye lüzum olup olmadığını tartışmak başka bir şey. Yani bu açıdan ben tezkerenin lüzumuna inanıyorum, ancak tezkerenin içeriğini iyice değerlendirmek gerekiyor. Peki Sayın Bilhan, tezkerenin kabul edilmesinden sonra Türkiye'nin savaşa çekildiği yorumları yapıldı. Ve saldırılarının başka güçler tarafından yapılmış olacağı iddiaları ortaya atıldı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere saldırının yapılmasının niteliği konusunda, yani saldırıyı kimin yaptığı konusu açık değil. Yani şu anda bizim ifade, yani bizdeki bilgilere göre yahut da halka verilen açıklamalara göre şöyle bir durum var. Türk radarlarının tespit ettiği topçu bataryalarından ateş açılıyor ve o açılan ateş Türkiye'yi hedef almasa bile Türkiye'ye bazı mermiler düşüyor. Şimdi bu mermilerden, düşen mermilerden de 5 tane Türk vatandaşının, en masum 3 tane kız çocuğuyla 2 tane hanımın canını kaybettiğini biliyoruz. Bu çok ağır bir durum tabii ve bu kastedilmemiş olsa bile, kastedilmediğini düşünsek bile en iyimser ihtimalle bu tabii mutlaka bir egemenlik hakkına, toprak bütünlüğüne saldırı niteliği taşıyor her şeye rağmen. Şimdi bu nasıl oldu tabii bir tarafa, fakat dışarıda bunun savaş ilanı falan gibi bir anlama getirilmesi tamamen abartılı, yanlış bir düşüncedir. Şimdi buna karşılık verilmesi de doğaldır ve doğrudur. Yani çünkü Türkiye egemen bir ülke olarak kendi egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için dişini tırnağını göstermek durumundadır. Yani dolayısıyla burada da bir tartışma konusu yok. Ya, tartışma konusu olabilecek olan konu sadece tezkerenin ne ölçüde, nereye, hangi sınıra kadar böyle bir hak tanıdığı, hangi sınırdan sonrasını kabul etmediği konusudur. Ya bu konu tartışılabilir. Yani bunu kabul ediyorum. Yani bunun ana odak noktasını bunun teşkil etmesi gerekir. Peki Sayın Bilhan, son olarak dış politikadaki deneyimleriniz ışığında
Sizce Türkiye'yi bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor? Suriye'nin tutumu ne olur bu tezkere karşısında? Bunu da öğrenebilir miyiz sizden kısaca? Şimdi şöyle, tezkere Türkiye'nin bir iç sorunudur. Yani Türkiye'nin bu tezkereyi alması almaması tamamen kendi yasalarının gereği olan bir iç sorunudur. Yani dış ülkelerin hiçbirini ilgilendirmez. Yani Türkiye'nin bundan sonra alacağı tavırlar ilgilendirir. Mesela yani tezkerenin kendisi veya ana amacı başka ülkeleri ilgilendirmez. Sadece Türkiye'nin şimdi bundan sonra takınacağı tutumun ne olacağı tabiatıyla başkalarını ilgilendirir. Şimdi Türkiye burada bir meşru müdafaa, yani kendisini koruma hakkını kullanmak suretiyle karşı tarafın bataryalarını, kendi ifadesine göre söylüyorum, bunun doğru olup olmadığının teyidi tabii halkımızın veya bizlerin, bu bilgiye sahip olmayan bizlerin elinde değil. Yani bunların konfirme edemeyiz ama açıklamalara göre Türkiye kendi radar üslerinden tespit edilen bataryaları susturmuştur. Yani oralara bir bombardıman yapmış ve bunları susturmuştur topçu bombardımanıyla. Ki bu hakkıdır. Şimdi bundan sonra ne olur? Bundan sonra eğer Suriye tarafından veya şimdi Irak tezkeresi de kabul edilmiş durumda, o bölgeden Türkiye'ye yönelik herhangi bir tecavüz niteliğinde bir hareket olursa buna cevap verme hakkı vardır ve bu hakkını hükümete yani bir açık bağ vererek, yani hükümetin karar vermesine izin vererek meclis bunu yerine getirmiştir. Yani olay budur. Olayın özü budur. Buyurun. Evet. Yani benim söyleyeceğim aslında tabiatıyla Türkiye'nin böyle bir savaşa hükümetin de dediği gibi girmeyi düşünmediğini ümit etmek istiyorum, öyle diyeyim. Çünkü buraya herhangi bir askeri harekat yapılmasına izin olsa bile oraya girmenin çok büyük riskleri ve tehlikeleri vardır. Çok büyük riskleri vardır. Bir kere Türk askeri oraya girdiği zaman Suriye rejiminin arkasında olan güçleri de karşısına almış olacak. Yani karşısına zaten almış olsa bile siyaseten, bu sefer fiilen karşısına almış olacaktır. Çünkü orada, o bölgede bir kere İran'ın mevcudiyeti vardır. Hatta söylemlere göre İran'ın keskin nişancıları da görev almaktadır Suriye rejimini korumak için. Bu arada Rus üssü vardır. Ve bu iki ülke özellikle Suriye rejiminin arkasında olduklarını beyan ediyorlar ve devamlı orada o rejimin arkasında duruyorlar. Şimdi siz o rejimin mevcudiyet gösterdiği, dostlarının da bulunduğu, mevcudiyet gösterdiği bir bölgeye siz kendi askerinizi sokarsanız, onlarla da çatışmayı göze almış oluyorsunuz anlamı çıkıyor. Kaldı ki tezkeredeki ifadeler, benim içeriğinden bahsederken şunu söylemek istedim. Şimdi mesela Suriye'yi odak noktası alan bir cümleyle Suriye'den kaynaklanabilecek bir tecavüze karşı koymak üzere diye kelimelendirildi ve cümleleri o şekilde yapıldıysa onun anlamı değişik. Buna karşılık tezkerenin içinde herhangi bir ülkeden Türkiye'ye doğabilecek bir risk, tehdit ve risk algılamasında Türk makamlarının, Türk hükümetinin karşı koymasına ilişkin ifadeler yer aldıysa, isim zikredilmeden, yani Suriye veya şu veya bu ülke denmeden alındıysa, o zaman daha değişik anlamlar çıkıyor. Mesela o zaman İran'a da acaba böyle bir sorun yorumlanabilir mi? Böyle bir, mesela İran'dan sızabilecek PEJAK veya PKK militanlarının girmesi, sızması halinde bunu da bir tecavüz sayıp İran'la çatışacak mıyız? Yani bu gibi soruların cevabını da iyi hazırlamak gerekiyor. Sayın Bilhan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim.